Değerli izleyicilerimiz, Ankara Kent Sohbetleri 2. sezon dedik ve devam ediyoruz. Bugün 16.sında birlikteyiz. Sevgili Mehmet Tunçer hocamızın odasındayız, üniversitedeki odasındayız ve çok değerli bir konuğumuzla yine birlikteyiz. Sevgili Nazmi Kal bizimle. Mehmet hocam, öncelikle size söylüyorum. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk sizi burada görmekten. Özellikle Ankara ve Atatürk denilince Yansen ve sonrasındaki Ankara'nın kentleşmesiyle ilgili değerli görüşlerinizi ben almak isterim. Çünkü biz şehir ve bölge planlama bölümüyüz burada. Mimarlık fakültesindeyiz. Bunlardan ve tabii ki sizin eserleriniz, yazdıklarınız, görüşmeleriniz, konuşmalarınız, konferanslarınız bunlar bizim için çok değerli. Ama zamanımız da kısıtlı. Bunu söyleyecektir. Şimdi şöyle ki siz Atatürk'ün yanında olan hemen herkesle görüşen ve onları kayda alan, televizyonda yayınlayan, internette de pek çoğu bulunabiliyor. Bu anlamda çok güzel işler yapan bir kişisiniz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve sözü size bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Efendim, madem Mimarlık Fakültesindeyiz, evet, konuya mimarlıkla başlayalım. Dahi kimdir? Dahi nedir? Atatürk'e dahi diyoruz. Bence dahi geleceği okuyabilen kişi, kendi eğitiminin, ihtisasının dışındaki konularda da yorum yapabilen ve geleceğe ışık tutan kişilere dahi denir. Bu bakımdan şimdi biraz sonra anlatacağım Atatürk'le ilgili anı Atatürk'ün dehasını gösterir. Atatürk bir askerdir. Tabya dersi okumuştur, silahları okumuştur, strateji okumuştur vesaire vesaire. Ama herhalde şehir plancılığı okumamıştır. Hiç şehir plancılığıyla ilgisi yoktur. Ama şehir planı konusunda dünyanın en büyük şehir plancılarından biri olan Yansen'e öyle bir hedef göstermiş ki, evet, dehasının işareti bu. İşte deha bu. Nedir bu? Efendim, Ankara başkent olduktan sonra Ankara'nın planlanması için Yansen diye dünyaca ünlü bir şehir plancısı getirilir Ankara'ya. Yansen'in ilk sorduğu soru 50 yıl sonra kaç yıllık, kaç nüfuslu bir kent düşünüyorsunuz? Tabii bizimkiler hemen şaşırır. Böyle bir şey soru beklemiyorlar. Ankara'nın nüfusu o zaman 30 bin kadar. Hadi işte %2,5 nüfus artışı, %2,5 da göç derken hesap uzatmayalım. 200 binde karar kılarlar. 200 bin, 50 yıl sonra Ankara nüfusu 200 bin olacak derler. Peki gelişme bölgesi nasıl olacak, ne tarafı düşünüyorsunuz diyor. O sırada Çubuk Barajı ve Esenboğa Havaalanı yapılmakta olduğu için o yöne doğru, Çubuk'a ve Esenboğa'ya doğru gelişme bölgesini belirtiyorlar. Yansen planını yapıyor, Atatürk'ün önüne bunu götürüyorlar. Buraya kadar bildiğimizdi. Evet. Şimdi Nazmi Bey'den bilmediğimiz nokta geliyor. Bir noktayı söyleyeyim efendim. Genelde yarışmaya çıkarken 300 bin nüfus öngörülmüş yarışmayla biliyorsunuz. Fakat herhalde bu 200 bin merkez, 100 bin de gelişmeye göre. Evet. 300'e çıktık. 300'e çıktık. Ama 7,5. Evet. İşte o noktada Nazmi Bey'den güzel bir şey geliyor. Benim kaynağım Cemal Kutay'dır. Evet, Fahri Rıfkı Atay'ın Ankara İmar Müdürü olduğunu pek ise bilmez. Bir süre Fahri Rıfkı Atay Ankara İmar Müdürlüğü yapmıştır. Yardımcısı da Cemal Kutay'dı. Şimdi size bahsedeceğim belgeyi Cemal Kutay bizzat ben gördüm diyor. Belediye Başkanı Asaf Bey'in odasında gördüm. Efendim, Atatürk'ün önüne koyuyorlar. Atatürk o 200 binin yanına kırmızı kalemle, hı hı, yine Cemal Kutay'ın ifadesiyle bir sıfır daha koyuyor. 50 yıl sonra 2 milyon diyor. Hı hı.
Ankara'nın nüfusu diyor. Evet. Ve 1980'de Ankara'nın nüfusu 2 milyona çok yakındı. Evet. Gelişme bölgesini de evet. Yine kırmızı kalemle hava alanı değil Polatya doğru diyor. Evet. Bakın Atatürk bir şehir bilancısı değil. Ama bugün görüyoruz ki Ankara'nın 1980'de nüfusu Atatürk'ün dediği gibi 2 milyon olmuştur ve şehir Eskişehir'e doğru Polatya'ya gelişiyor. İşte Atatürk'ün dehası harikasınız. Budur. Evet. Dahi şehir Atatürk bile... bulvarı açılırken biliyorsunuz 50 metre Atatürk demiş ki bunu 100 metre açın. Ya böyle şey olmaz demişler biz de o 70 metre 80 metre en fazla yapalım. Bulvar halbuki çekmiyor artık. Tramvay öngörülmüş, metro öngörülmüş, yapılmamış. Sizin evet. Şimdi izninizle mimari konuyu kapatmadan önce bir mimarlıkla ilgili bir başka konuyu anlatmak istiyorum. Osmeister ile ilgili. Osmeister biliyorsunuz Atatürk'ün köşkünü, pembe köşkü yapan kişi. Osmeister pek çok da kamu binasını yapan pek çok kamu binası. Atatürk'e gidiyor. Efendim diyor, ben diyor şömineyi şöyle düşündüm. Siz nasıl düşünürsünüz? Yani böyle mi yapayım? Pembe köşkteki şömineyi mi? Güzel bir köşkteki şömineyi. Atatürk diyor ki, mimar sen misin ben miyim diyor. Benim diyor. O zaman diyor yap diyor. Beğenmezsem diyor, bazılarına göre asarım demiş espri olarak, evet. Bazılarına göre kızarım demiş, evet. Beğenmesem bakarız demiş. Asarım dememiştir muhtemelen. Şimdi ben 1980 yılında Osmeister'le Salzburg'da konuşurken Atatürk böyle söyledi ve yorum yaptı arkasından, dedi ki, eğer dünyayı şekillendiren, bina yapan müteahhitler, para babaları, evet. Atatürk gibi mimar sen misin, ben miyim diyebilselerdi, bugün dünyanın mimari görünümü ve binaları farklı olur, diyor Osmeister. Evet, böylece mimari konuyu Mimarlık Fakültesi'nde kapattıktan sonra... İzlemiş olduk. Bir şey de daha söyleyebilir miyim? Clemens Osmeister, Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yer seçimi kararları alınacağı zaman demiş ki, Ankara Kalesi'nin yanan kısmı var ya, alt tarafı, şu anda park, kale park. Ama o zaman yangın bölgesi, oraya yapalım ve bir tasarımı var. Kimse bilmez ya da çok az bilmez. Clemens Osmeister, TBMM'nin orada heybetli bir görünüşünü, tabii çok katlı değilse, uygun kalenin süreyetine de uyumlu bir tasarım yapmış. Keşke olsaymış diyorum ben. Orası şimdi müthiş bir kardeşim olurdu ve korunurdu. Efendim Osmeister'le konuşmamızda bu meclisle ilgili, meclisin yapımıyla ilgili ve Anıtkabir ile ilgili projelerini de anlattı. Ama meclisle ilgili projelerini anlatırken böyle bir şeyden bahsetmedi. Benim bu kitaplarımda var, Osmeister ile yaptığım röportajda. Böyle bir yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kaleye yapılması konusunda bir şey söylemedi. Ben böyle bir kaynağı rastlamadım. Evet, çizimi bulurum. Bunun görüntüleri falan da var değil mi? Tabii, kitaplarınızda da var, biliyoruz bunları. İsmet İnönü dahil çok değerli söyleşileriniz var. Evet. Sizin bu söyleşileriniz de kitaplarda da bir kısmı çıkıyor. Bunların hepsini okuyabiliyoruz ya da filmlerini izleyebiliyoruz. Elinize yüreğinize sağlık. Bu birlikte yaptığınız sohbetlerden hangisiyle isterseniz
unutamadığım dediğiniz, size çok ilginç gelen, hala hatırladığınız bir anısını da izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Kimin? Atatürk'ün? Hangisini isterseniz. Söyleşi yaptığınız değerli konuklarınızdan. Söyleşi yaptığım değerli mesela konuklardan. Mesela İsmet İnönü var. Ben hemen şuradan kitaptan size söylüyorum. Ahmet Adnan Saygun, Fahrettin Altay, Behçet Uz. Efendim bunlardan en çok etkilendiğim... Yaşayın. Böyle bir iki... Fahrettin Altay'dır. Fahrettin Altay. Fahrettin Altay'a şöyle bir soru sordum. Dedim ki, paşam bu kadar savaş içinde bulundunuz. En çok sevindiğiniz ve en çok üzüldüğünüz olay nedir diye sordum. Beni azarlar gibi dedi ki, siz gençler dedi hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu soru sorulur mu dedi. Elbette dedi, İzmir'e girdiğim an, dünya nimetlerinin sıfır olduğu andı. Ben intihar edebilirdim o zaman dedi. İzmir'e girişim benim için dünya nimetlerinin son bulduğu andı, intihar edebilirdim dedi. O kadar büyük. Onun için dedi gençler dedi bunu dedi sormasınlar, bilmesinler demiştir. Bu çok etkiledi. Hoş. Tabii burada çok önemli anlar var benim. Çok. Yaptığım. Tabii. Mesela Adnan Saygun dediniz. Evet. Türkiye'de laf söylenir. Atatürk Türk sanat müziğini yasakladı. Hayır, böyle bir şey Atatürk Türk sanat müziğini yasaklamadı. Ama Atatürk Batı müziğine yönelince, Batı müziğini ön plana çıkar ve müzikimiz Batı musiki tarzında şekillenmelidir diye bir şey söyleyince, radyoda gerçekten yasakladılar. Atatürk böyle istiyordu, aklı evveller, kraldan çok kralcılar yasakladılar. Hatta yasakladıklarını şuradan da biliyoruz. Atatürk İstanbul'dan İzmir'e vapurla giderken, bunu evet. Yine bir anıda anlatıyorlar, derken diyor ki kaptanı çağırın diyor, süvariyi diyor, çağırıyor kaptan diyor, bir diyor hükümet her ne kadar yasakladıysa da diyor bir Türk sanat müziği plağı koy da dinleyelim diyor. Çok güzel. Yani çünkü hakikaten bu, yasaklandı. Hükümet, ama kısa sürede kaldırmışlar. O hükümet olayı bunu çok önemsiyor. İsmet Paşa'yla da bu cümleleri belki de var. Hükümet de değil de Ankara Radyosu müdürü Vedat Nedimtör yapıyor onu. onu Vedat Nedimtör. Şimdi Ankara evet. Radyosu deyince sizin bir de TRT günlerinizi konuşmada fayda var. Ondan öte bir Atatürk'le ilgili çok güzel yine evet. Bir şey daha anlatayım. Ben zaten yani TRT'ye girince TRT Ankara, Atatürk girecek yine tabii. Etkileyen anılar dediniz. Bakın Atatürk köylüyü kalkındırmak için tek hedef koymuş kendisine. Köylünün gelirini artırmak. Bir örnek. Silifke çiftliğinde oturuyorlar. Silifke'de, çiftlikte. Tabii köylüler de gelmiş etrafta oturuyorlar. Köylünün birine ki o konuşan köylüye ben de 1980'de Atatürk'ten Anılar dizisinde konuştum. Yalçın, soyadı Yalçın olan birisiydi, bir köylüydü. Ona diyor ki etrafta inekler dolaşıyor çevrede. Ağam diyor, bu ineklerden kaç kilo süt alıyorsunuz diyor. 2-2,5 kilo paşam diyor. Yanında Mulis Ekmen var, Tarım Bakanı. Tarım Bakanı'na dönüyor, diyor ki, Mulis diyor, bir araştır bakayım diyor, burada diyor iyi süt verecek inek cinsi nereden bulabiliriz diyor. Hmm. Şimdi köylü bana söylüyor, bir ay sonra bize Halep kırması diye kırmızı bir inek getirdiler diyor. 18 kilo süt almaya başladık diyor. Ya buyurun. 2,5 kilodan 18. Bir ayda. Düşünün bir ayda. Atatürk böyle takip eden, söylediğini bir yerde bırakmayan bir insan. Zat-ı Sungur'la bir görüşmesinde Zat-ı Sungur bir şikayetini bildiriyor. 2 gün sonra Vali Muhittin Üstündağ Zat-ı Sungur'u çağırıyor.
Diyor ki, efendim size bir sorunuz varmış diyor. Efendim diyor, bizim gösterilerimizden belediye %25 rusu mu alıyor? Bu çok fazladır. Dünyanın ben birçok yerine dolaştım, böyle bir şey yok. Bunu diyor, bundan rahatsızım diyor. Ve derhal %6'ya iniyor. Hemen, yani Atatürk'ün Zat-ı Sungur'la görüşmesinin hemen ikinci gününde meseleyi çözüyor. Eylem. Atatürk bunları takip ediyor. Efendim benim... Bu konuya da gelmek istiyorum ben de. Bu Atatürk'ün diktiği ağaçlar, bu şu anda biliyorsunuz son 20-25 yıldır, hatta daha öncesinden de Türkiye'de bir ağaç kıyımı, bir ağaç katliamı var her yerde. Kuzey İstanbul'da kuzey otoyolları ve köprü nedeniyle milyonlarca ağaç kesildi. İşte Kaz Dağları. Konya'da Kaz Dağları'nda bilmem işte 180 milyon kaç o sayısını unutuyoruz. Konya'da bile yeni caminin önündeki ağaçlar dümdüz edilip işte orası bir beton yığını haline geldi. Yani bir ağaç sevmeme, ağaç düşmanlığı, ot düdüm içinden geçen yolumuz şu anda. Yani yolumuz diyorum mecburen. O yollar yol diyelim, yollar, yol değil de yollar. Yollar evet. Nedeniyle katliamlar var. Ve ben şunu hatırladım anılarınızda. Atatürk bir ağacı kestirmemek için Yalova Köşkü'nü raylar üstünde kaydırmıştır. Atatürk kaydırmasını istememiştir. Heh. O yanlıştır. Öyle mi? Bakın bunlar önemli ama diktiği ağaçlar... Evet, köşk kaydırılmıştır. Evet, fakat Atatürk evet. Köşkün kaydırılmasını istememiş. Atatürk yıkın demiştir. Öyle mi? Fakat öyle mi? Mimarlar ve mühendisler kaydıralım demişler. Hatta Atatürk hayret etmiş, nasıl kaydıracaksınız diye evet. Ve kaydırma eylemini de seyretmiştir. Onun da fotoğrafı tabii var. Var. Bütün kaynaklarda Atatürk köşkü kaydırır emrini verdi diyorlar. Evet. Şimdi siz Nazım Köşkü Kal- yıktırıyor. Evet, yıktırır. Ağaca ağaca dokunmamak için. Peki siz Nazım Kal, 1938 doğumlu Nazım Kal. Nereden biliyor, niye böyle iddia ediyor? Evet. Çünkü Yalova Çiftlikleri Müdürü Necati Turgay'la orada bulunan kişiyle bu konuşmanın geçtiği anda orada bulunan Necati Turgay'la konuştum ve Necati Turgay bana bunu anlattı. Atatürk Köşkü kaydırın dememiş, yıkın demiş, kaydırmayı öneren mimarlar ve mühendislerdir. Atatürk hayret etmiş, yapın bakalım ben de bir seyredeyim demiş. Demek ki Atatürk daha radikal bir çözüm bulmuş. Yakın, tamam. Ağaca ağaca kesin dememiş. Şimdi, yani. Sayın olan. Hocam, tabii. Benim bu kitaba bakarak Atatürk'ün diktiği ağaçlara maalesef algısı yanlış algısı oluyor. Yanlış oluyor. Hatta Ruşen Keleş hocamız da bana yazdığı mailde dedi ki, efendim Atatürk'ün doğa sevgisini açıkladığınız kitabınız için tebrik ederim falan dedi. Efendim bu kitap Atatürk'ün diktiği ağaçlar kitabı hiç doğa ile ilgisi yoktur. Diktiği, yaptığı, ne, yaptığı işler. Neden? Ama ben ağaçları sevdiğim için ben... Yok, ağaca da değindiğimiz iyi olur. Neden diktiği ağaçlar? Çünkü bir devlet büyüğümüz Atatürk dönemi için dikili ağaçları mı var dedi. Evet. Ben de oturdum hiç aklımda yokken Atatürk'ün diktiği ağaçlar diye şöyle birilerinin alnına çaktım o ağaçları. Çok güzel, evet. O şeker fabrikalarını, demir yollarını, kağıt fabrikasını, silah fabrikalarını, bez fabrikalarını, Süver Bankı, Eti Bankı vesaire birilerinin alnına çaktım. Evet. Ve de 90 yıllık enkaz diyen birilerine bu kitabı gönderdim. İnşallah bu kitabı okur, 15 yılda neler olduğunu görür, utanır. O insanlardan özür dilersiniz diye yazarak gönderdim. Evet. Bu saraya. Bu 15 yılda yapılanlara aslında şu anda siz çok ciddi belgelerle de sahip çıkıyorsunuz ve hatta halen bilmediğimiz bazı şeyleri de öğreniyoruz.
Bu yola nasıl çıktınız? İşte nereden çıktı bu fikir? O fikir çok kolay. Bana Recep Tayyip Erdoğan ilham verdi. Hayır, çok pardon. TRT'de bunu başkası yapmamış. Sizden yok, TRT'nin ilgisi yok. Ben emekliliğimde yaptım ben bunu. Ben kitaptan söz etmiyorum. Çok özür dilerim. Sizin hazırladığınız belgesellerden söz ediyorum. Bu derece zengin, Atatürk'le konuşan, Atatürk'ün yanında yaşayan herkesle. Tabii ki sizin belgeselleri çektiğiniz... Hemen diyelim herkesle çünkü birçoğu ölmüştü. Yaşayan, sizin bu belgeselleri çektiğinizde yaşayan herkesle görüşmüşsünüz. Korkunç bir... Bazılarını da engel bize, oldular, görüştürmediler. Korkunç bir arşive sahipsiniz. Bu size görev mi verildi yoksa siz nereden bunu yaptınız? Efendim görev verilmedi, hatta engellendi. Yaşayın. Nedir? Nasıl engellenmek? Maalesef, mesela bir örnek. Latif Okul diye bir televizyon müdürü Evet. Benim bu röportajlarımı engellemek için benim yol emrimi imzalamadı. Bakar mısınız yol nelerle? Neler imzalamadı ve de onu şikayet ettiğimde üst makamlar, o televizyon müdürü, Evet. Daire başkanına ise efendim Nazmi Kal'da Atatürk'ü anlatacak yetenek yoktur diye de bir yazı yazdı. Allah Allah. Latif Okul. Siz Atatürk bu engellemelere rağmen bunları ürettiniz. Bunları ürettim. Yüreğinize sağlık. Çünkü 1981'de Atatürk'ün 3. doğum yılı için büyük programlar yapacağımız belliydi. Ama bunlar bir gidiyorlar. Mesela ben Hıfzı Rahman Raşit Öğmen'le röportaj yaptım. Bir hafta sonra öldü. Fahri Özdilek'le röportaj yaptım. Bir ay sonra öldü. Hatta o zamanlar hakkında dedikodu çıktı. Nazmi Kal'la kim konuşursa ölüyor diye. Onlar bizi konuşuyor. Evet, ama bizi daha çok yaparsa ölüyor diye dedikodu da çıkardılar. Evet. Yani her türlü engele rağmen. Her türlü engele rağmen bunları yaptım. Sağ olsun İleri Atamer diye bir müdürümüz vardı. Ben bir ara müzik bölümüne tayin ettiler beni. O müzik bölümünde iken bile İleri Atamer'in müsamahasıyla ben bunlara devam ettim. Harikasınız. Çok kişiyle konuştum. Bunu arşive kazandırdım. Çok da iyi yapmışsınız. Evet, aşağı yukarı 70-80 kişiyle konuştum. Celal Bayar'dan tutun, Evet. Tabiha Gökçen'den tutun, Afet İnan'a kadar bir sürü. Ve bunları kitaplaştırdım şimdi. Şimdiki projeniz, hala uğraşıyorsunuz ve yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? 81 yaşımın yorgunluğu içerisinde bunları niye yapıyorum? Atatürkçülük bir ideal midir, bir ideoloji midir? Hayır. Atatürk sevgisi bir nostalji midir? Hayır. Atatürk'ü anlamak, bilmek, modern yaşama alışmak, Türkiye kalkınmış Türkiye'yi yaratmak, insan olmaktır, güçlü bir devlet olmaktır. Atatürk'ü bütün bunların yolunu bize göstermiştir. Atatürk'ü seversiniz, sevmezsiniz hiç önemli değil. Babaannenizi sever misiniz, size iyi miras bırakmıştır filan değil. Bakın Atatürk bize ne yapmıştır, ne bırakmıştır. Bunu düşünmek gerekiyor. Son derece yanlış değerlendirmeler yapılıyor. Hiçbirine gerek yok diyorsunuz ve anlamak lazım. Ulu Hakan Atatürk, Ulu Hakan Abdülhamit rakı fabrikası kurmuş. Atatürk de bira fabrikası kurmuş. Ama o Ulu Hakan İslamcı, Osmanlıcı Atatürk efendim ne derseniz. Atatürk'ü sevmek insan olmaktır. Geleceğimizi yaratmaktır. Güçlü Türkiye olmaktır. Ben işte bunun için gençliğe Atatürk'ü anlatmak çok iyi isterim. Anlamalarını onlara
anlatmak istiyorum. Ve üniversitelerimize de kızıyorum. Üniversitede bir sürü düşünce toplulukları var. Ama hiçbir zaman Atatürkçü düşünce toplulukları da var. Fakat hiçbir faaliyette bulunmuyorlar. Hiç çalışmıyorlar. Her üniversitede bir Atatürkçü düşünce topluluğunun daha faal olmasını ve gençliğe bunları anlatmasını istiyorum. Birçok yerden konferans daveti alıyorum ama hiçbir üniversiteden konferans daveti almadım. Onlardan da almanızı diliyoruz. Evet. Ve yüreğinize sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun.